Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Gazeteci Devrim Gürkan bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla önemli iddialar ortaya attı. Kendisinin söylediğine göre TRT'de seçim günü yayını için bir kozmik oda kuruldu. Konuya dair şu anda yayın konuğumuz yayınımıza katılacak. Ondan dinleyelim. Hoş geldiniz Sayın Gürkan. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de bahsettiğiniz, öncelikle dilerseniz bu kozmik odanın başındaki kişi Hasan Öymez'i konuşalım. Kimdir Hasan Öymez? Hasan Öymez eski bir gazeteci. Star gazetesinde ve Yeni Şafak'ta çalıştığını biliyoruz. 2019 bu yerel seçimler sırasında Anadolu Ajansı'nın seçim yayınından sorumlu olan kişi olarak çalışıyordu. Tabii 2019 yerel seçimleri deyince o Anadolu Ajansı'nın birdenbire, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiği anlardan itibaren uzun süre kesilen verilerini aklımıza getirmemiz gerekiyor. İşte bu yayından sorumlu kişi şu anda TRT'nin genel müdür yardımcısı ve TRT'nin bu seçimde yapacağı seçim yayınının da sorumlusu olarak görev yapıyor. Peki bu kozmik oda ne amaçla kurulmuş olabilir? Nasıl kuruldu ve siz bu kozmik odanın kurulduğunu nasıl öğrendiniz? Nasıl buraya vardınız? Tabii çok uzun yıllar TRT'de çalıştığım için TRT'de çok sayıda arkadaşım var. Kozmik oda kısmı TRT'deki arkadaşların böyle kendilerince koydukları bir isim. Bugüne kadar, daha doğrusu şöyle başlayalım. TRT çok uzun yıllar boyunca kendi personeliyle Türkiye'deki seçimleri izlemiştir. Islak imzalı tutanakları tek tek alıp, birleştirip, toplayıp bunları yayına aktarmıştır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından beri yaklaşık 10-15 senedir bu uygulamadan vazgeçildi ve TRT ajansların geçtiği bilgileri yayına aktarıyor. Bu seçimde bana gelen bilgi şu: Anadolu Ajansı'ndan gelen veriler öncelikli olarak kullanılacak ama bunlar daha önceki yıllardaki gibi doğrudan yayına verilmeyecek. Bir ara mekanizma kurulmuş, bir ara oda kurulmuş. Bunun gereğinin ne olduğunu, neden yapıldığını gerçekten bilemiyoruz. Zaten Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çok uzun süredir şeffaflıktan son derece uzak bir kurum konumunda. Tabii tüm bu iddiaları Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre önce kamuoyuna yansıyan, hatta bugün de tartışmasını yeniden alevlenen paralel YSK, yani İçişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarını izlemesi arayışlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde çok sayıda soru geliyor aklımıza. Peki bu bahsedildiği gibi kozmik odanın kurulması neye yol açabilir? Yani normal şartlarda TRT personellerinin Anadolu Ajansı'ndan gelen verileri olduğu gibi aktardığını, ancak bu sefer öyle olmayacağını söylüyorsunuz. Neye yol açabilir bu durum? Bu durum tabii biraz hani 2019'da birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. 2019'da İstanbul seçimleri bir şeyler olmadıysa bile bir şeyler oldu gibi garip bir açıklamanın ardından iptal edildi. Aynı sandıkta 4 oy vardı, sadece bir tanesi iptal edildi ve bu seçim sırasında Anadolu Ajansı'nın o uzun süren veri kesilmesi hepimizde bir rahatsızlık yarattı. Tabii Ekrem İmamoğlu daha sonra kazandığı için burada da iğneyi biraz kendimize batırmamız lazım. O dönemde ne oldu, niye böyle bir sıkıntı yaşandı, bunun üzerine çok ciddi olarak gidilmedi. Şimdi son derece kritik bir seçime gidiyoruz ve TRT devletin televizyonu, devletin verileri açıklıyor. Burada yapılabilecek herhangi bir manipülasyon seçim gecesinde pek çok gerginlikte kullanılabilir, pek çok sıkıntıda söz konusu olabilir. O anlamda devletin verilerinin son derece dikkatli, ciddi bir şekilde yayınlanması gerekiyor. Bu anlamda bana göre ciddi soru işaretleri var. Elbette çok ciddi soru işaretleri yaratabilecek bir konu. Peki bunu önlemenin bir yolu var mıdır? Aslında bunun önlemenin yolu RTÜK'ün devreye girmesi. Şöyle de söylemem lazım. Ben uzun yıllar TRT'de bu seçim yayınlarını takip ettim. İşte liderler TRT'deki seçim konuşmaları için geldiklerinde TRT'nin o dönemki genel müdürü sistemi gösterirdi ve hatta onlara bir demo yapardı. Yani bakın, veriler böyle gelecek, bu arkadaşlar veri girişi yapacaklar,
ve bu şekilde yayına aksettirilecek şeklinde. Bence böyle buna benzer bir demonun yapılması son derece önemli. Eğer bu yapılmayacaksa RTÜK'ün devreye girmesi ve bir inceleme komisyonu, bir inceleme heyeti oluşturması gerekiyor. Hatta bana göre en önemlisi seçim gecesi RTÜK'te, tabii RTÜK'ün muhalif üyelerinin de üzerinde uzlaşacağı isimlerin bulunduğu bir heyetin bu veri girişi sırasında gözlemci olarak orada olması, sanıyorum devletin televizyonunu, devletin radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemekten sorumlu kişisinin, kurumunun daha doğrusu, denetlemesi kadar doğal bir şey olamaz. Böylelikle TRT yayınlarında, TRT verilerinde neler olduğunu olmadığı konusunda bizim kafamızda hiçbir şüphe olmadan hepimiz büyük bir keyifle bu seçimi, bu demokrasi şölenini izleme fırsatı buluruz. Teşekkür ederiz Sayın Gürkan katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet, gazeteci Devrim Gürkan yayın konuğumuzdu. Kendisi Twitter hesabında TRT'de seçim yayını yapmak üzere bir kozmik oda kurulduğunu açıklamıştı ve detayları da anlatmıştı. Yayınımızda da anlattı. Kendisine yeniden teşekkür edelim. Anadolu Ajansı'ndan alınan verilerin TRT'de bu kez doğrudan yayına aktarılmak yerine bir aradan geçeceğini söyledi. Gerçekten ilginç. Nasıl önlenebileceğine dair de aslında bir öneride bulundu. Dileriz ki bu seçimde gerçekten şeffaf, kimsenin aklında soru işaretleri kalmadan demokratik görevimizi, yurttaşlık görevimizi yerine getiririz. Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için en güzeli olur diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.